Protein yapısını öğrenmek neden bu kadar önemli? Örnek olarak beyni etkileyen Alzheimer hastalığını ele alalım arkadaşlar. Bazı insanlar yaşlandıkça proteinler ve onların nöronları yanlış katlanmaya başlar. Sonra da nöronların dışında kümelenir ve buna amiloid denir. Amiloid bunun gibi gözüken yanlış katlanmış protein kümeleridir işte. Amiloid. Gördüğünüz gibi amiloid biriktikçe nöronun mesaj yollama yeteneğini engeller. Ve bu durumda demans yani bunamaya ve hafıza kaybına yol açar. Dolayısıyla ilk olarak bu proteinlerin nasıl yanlış katlandığını anlarsak bu zayıflatan hastalığa o zaman bir çare bulabiliriz belki. Proteinlerin nasıl yanlış katlandığını anlamak için de öncelikle nasıl düzgünce katlandıklarını anlamamız gerekir. Değil mi? Başlamadan önce hızlıca terimlerden bahsetmek istiyorum. Elimizde bir amino asidimiz olsun. Amino asit yerine kısaca AA yazacağım. Sonra bir peptit bağıyla birbirine bağlı iki amino asidimiz olsun. Bu da peptit bağı. Bu amino asit zincirine daha çok amino asit eklersek artık polipeptit veya çoklu peptit bağı elde ederiz. Buradaki polipeptit içerisinde bulunan her amino asit sonradan kalıntı olarak adlandırılır. Sonra da bir veya daha fazla polipeptit içeren proteinlerimiz olur. Bu yüzden alternatif olarak polipeptit yerine protein terimlerini kullanacağım. En basit seviyede birincil yapı bulunur. Birincil yapı sadece amino asitlerin doğrusal sırasını tanımlar ve her amino aside bağlı peptit bağı tarafından belirlenir. Alzheimer hastalığındaki amiloid örneğimi alıp proteinlere uyarlamam gerekirse, bu doğrusal sıra yalnızca birincil yapı olabilir. Devam edelim ve ikincil yapıya geçelim. İkincil yapı, amino asitlerin doğrusal sırasının kendi üzerlerine katlanma şeklidir. Bu şekil, doğrudan etkileşimle belirlenir ve bu da öncelikli olarak hidrojen bağlarıyla belirlenir. Aşina olmamız gereken iki motif veya şekil var. İlkine alfa sarmal deniyor. Bu polipeptiti etrafında bobin gibi sararsak aynen böyle alfa sarmal elde etmiş oluruz. Hidrojen bağları da bu bobinimsi yapıyı kararlı hale getirmek için bir aşağı bir yukarı koşturur. Diğer tanıdık gelebilecek motif veya şekil ise beta yaprak veya diğer adıyla beta düzlemsel tabakadır. Beta yaprak tabakaları aynen böyle görünür. Daha çok zigzag şeklini andırır. Beta yapraklar bu şekilde hidrojen bağlarıyla kararlı hale getirilir. Amino ve karboksil uçları böyle sıralanırsa o zaman bu yaprağa paralel beta yaprağı diyoruz. Buna karşılık tıpkı bu şekilde katlanan tekli polipeptitimiz ve bu şekilde kararlı hale gelen hidrojen bağınız varsa o zaman amino asit ucu canlanır ve karboksil ucuyla birlikte dizilir. Böylece elimizde antiparalel yapı olur. Üçüncü protein seviyesine ise üçüncül yapı deniyor ve üçüncül yapı sadece polipeptit zincirindeki üst seviye katlanma ile ilgili. Bunu polipeptitteki birçok farklı katlanma olarak düşünebiliriz. Bunlar sonradan tekrar birbirlerinin üzerine katlanırlar. Bu durum uzak grup etkileşimlerine bağlı. Evet, uzak etkileşimler. Tıpkı ikincil yapı gibi hidrojen bağlarıyla kararlı hale gelir. Fakat Van der Waals etkileşimi gibi başka etkileşimler de devreye girer. Bunlara ek olarak bir de hidrofobik etki veya disülfüt köprü oluşumunu da elde ederiz. Pekala, hidrofobik etkiyi burada biraz daha inceleyelim sizinle. Diyelim ki elimizde katlanmış polipeptit veya proteinimiz var. Bu protein hücre içinde sulu kutupsal bir ortamda duruyor. Proteinin dışında su olursa bütün kutup grupları dıştaki suyla temas eder. Hücre içinde ise polar olmayan veya hidrofobik gruplar sudan saklanırlar. Diğer yandan disülfüt köprüler sadece sistinler arasında gerçekleşen etkileşimi tanımlar. Yani sistinler yan zincirinin bir parçası olarak özel bir tiyol grubu olan bir amino asit çeşididir. Bu tiyol grubunun oksitlenebilen sülfür atomu vardır. Oksitlenme olduğunda ise sülfür grupları arasında kovalent bağ oluşumu görürüz. Disülfüt köprünün oluşumu hücrenin dışında olur ve biz de hücre içindeki ayrı tiyol gruplarının oluşumunu görürüz. Bunun sebebi ise hücre içinde indirgeyici bir çevre oluşturan antioksidanların olmasıdır. Hücrenin dışında bu antioksidanlar olmadığı için oksitleyici bir çevre elde ederiz. Size hangi çevrenin disülfüt köprülerin oluşumuna faydası olduğunu sorsam, hücre dışı boşluk diye cevap verirsiniz. Evet, böylelikle protein yapısındaki son seviyeye geldik. Sizce bunun adı ne olabilir? Doğru tahmin ettiniz. Buna dördüncül yapı diyoruz. Dördüncül yapı, çok sayıdaki polipeptitlerin arasındaki bağı tanımlar. Dördüncül yapıda üçüncül yapıyı belirleyen aynı etkileşimler rol oynar. Diyelim ki bir tane katlanmış, 2 tane, 3 tane ve 4 tane polipeptitim olsun. Dördüncül yapı, bu 4 polipeptitin arasındaki etkileşimlerle tanımlanır. Tamamlanmış bir protein yapısında her polipeptit bir alt birim ile isimlendirilir. Bu proteinde 4 alt birim olduğuna göre buna tetramer deriz. 2 alt birim olsa o zaman dimer, 3 tanesine trimer ve 4'ten fazla olursa da multimer deriz. Tamamen düzgün bir şekilde katlanmış proteine ise proteinin uygun konformasyonu denir. Uygun konformasyonu elde etmek için doğru birincil, ikincil, üçüncül yapıya sahip olmanız gerekiyor. Birçok protein monomer olarak görev yapar ve bu yüzden düzgün katlanmış sayılmaları için dördüncül bir yapıya ihtiyaç duymazlar. Bu protein yapılarının herhangi bir seviyesi bozulursa o zaman yanlış katlama başlar. Bu durumda sonradan birçok farklı hastalık durumuna maalesef yol açar.